kadar diyorsun ya? Sağlıklı yaşamaya. Abi bu ne kadar düğün diyorum. Bu kadar düğünün içinde sen burada kendine niye köfte söyledin? Gitseydin ya o kadar düğünde bir tane yemek ısmarlayan olurdu sana. Düğün yemekleri yemiyor. Niye abi? Alışkanlığımız yok. Alışkanlığı. Düğün yemekleri dokunuyor mu sana? Dokunuyor da yap. Yağlı olduğu için yemiyor. Yok ya olma. Ay maşallah. İsa Bey afiyet olsun ya. Eyvallah. Adama baksana ya. Ya düğün yemeğine bu kadar diyorum. Çete bu kadar düğün yemeği varken senin burada niye yemek yiyorsun diyorum. Bedava yemek var. Sen şimdi en az sana 3 tane düğüne söylenmiştir bugün. Gelin hemen köfte çekti. Hepsi bu kadar. Bedava yemek işine ya. Bakmak. Yoksa kendi isteklerine göre değerlendiriyor. İksa, sen bu son günlerde bu saçına çok dikkat etmeye başladın ya. Abi bayağı gürleşmiş. Herhalde şampuandan oldu. Vallahi şampuandan oldu. O neydi? Saçlara bir dökülen bir şey ve topik mi mopik mi ne? Ondan döktürsen sen var ya. Bu ne gür saçların topik, olur ya. Bunun sponsoru aslında bizim Tufa. Topik. Abi adam özel bir madde kullanıyor. Bence de deney olarak kullanıyor. Sen gitsen onun yanına. Şöyle bir topik döktür. Saçlar zaten çok gür saçın var. Şey yap ya. Bak şimdi saçın bu kadar çok var da saçın göstermiyor senin. Kafanda göstermiyor. Sen onu bir boyattır ya. Renk böyle olunca tatlı abi şimdi görünüyor. Moda bu. Moda bu şekilde moda. Berbere gittiğin zaman kaç lira veriyor bu gür saçlara? Bayağı para verirsin sen. Daha fazla para veriyoruz. Niye? Normalden daha fazla veriyoruz abi. Zorlanıyor lan. Bunu yaparken bunu tıraş ederken zorlanıyor. Ha, evet. Doğru ya şu üstteki. Daha fazla veriyoruz. Ya. Şu üstteki o abi, saçlara şekil vermesi lazım. Veremiyor. Az bir yakından çekeyim bak. Ya bayağı uğraşıyor demek ki berber işi zor abi ya. Zor. İyi. Bugün işler nasıl? Taksi işleri? Güzel güzel. İyi. Afiyet olsun sana. Teşekkür. Afiyet şeker olsun. Güzel. Görüşmek üzere.